Biraz önce söylediğimi aslında destekler şeyler söylediniz. Yani elimde gerçekten Aykut Hoca döneminden fizik olarak çok iyi bir takım devraldım. O yüzden oyunun birazcık tabii ki önde oynama isteğimizin olması, oyuncuların arzusunun iştahında olması belki bizim küçük kattığımız şeyler olabilir ama büyük fotoğrafta fiziksel değerlerimizin iyi olması tabanı tamamen Aykut Hoca ve ekibinin eseri. Onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama ne olursa olsun biz her maçı kazanmak için ayrı senaryosu olduğuna inanarak hazırlanacağız. Ve inanıyorum, biraz önce de dedim, iyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız inşallah sezonu bitireceğimiz bir sene olur bizim adımıza. Hocam tabii Antalya maçını konuştuk ama orada da bir değişim oldu biliyorsunuz. Yakından tanıdığınız Nuri Evet. Şahin takımının başına geçti. Onu da o özelde de bir sormak lazım. Yani Evet. Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin takımı karşı karşıya iki eski milli yıldızın Evet. diyelim. Nuri tabii çok değerli bir kariyere sahip, çok da değerli bir insan. Benim için de çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca oynadık milli takımda da. İnşallah ona kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolcu kariyeri gibi çok inşallah iyi kulüplerde teknik adam olarak hizmet eder. Onun için de iyi bir başlangıç oldu. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Türkiye Ligi zor bir lig. Her dediğim gibi maçı kazanmak kolay değil bu ligde. Maç kazanmak kolay değil bu ligde. Ama genç teknik adamlarının şans bulması ve yeni jenerasyonun, yeni nesil oyunun birazcık daha ülkemizde yer edinmesi adına genç nesil teknik adamların görev almasının desteklenmesi yönünde düşüncem var. Ona da başarılar diliyorum. İnşallah uzun seneler ülke futboluna, dünya futboluna hizmet eder. Bizim için de güzel bir tevafuk olacak, güzel bir maç olacak. Hocam daha erken ama devre arası transfer içinde bazı söylentiler çıkmaya başladı. İsimler de yazılıyor. Bir çalışma var mıdır? Şu anda onu sormak istedim. Aslında transfer adına hiçbir çalışmamız olmadı. Birçok şeylerin konuşulması benim herhalde geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor. Ama benim hiçbir çalışmam olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutumuzla beraber oturup değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki sene de yine genç ve dinamik bir takım adına hedeflerimiz var. Zaten gençleşmemiz gerekiyor. Kadromuz geniş bir kadro. Sadece transferi oyuncu almak olarak da görmemeniz lazım. Yani elimde çok geniş bir kadro var. O yüzden biz mevcut kadronun çok güçlü bir kadro olduğunu düşünüyoruz. Ama bazı haberlerin çıkmasını da doğal karşılıyorum ben geçmişteki pozisyonumdan dolayı. Ama hiçbir çalışmamız, hiçbir girişimimiz de olmadı. Ya mevki olarak en azından ihtiyaç bölgeleri Daha belli mi hocam? zamanımız var, daha zamanımız var değerlendirmek için. Biz de takımın içine daha yeni dahil olduk. 10 günlük, 15 günlük bir süreç oldu. O yüzden önümüzde değerlendirebileceğimiz bir sürecimiz var. İtalya, İngiltere'yi de yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Yani sürekli eski takımlarınız zaten. İtalya zaten gidecektiniz hatta Evet. son anda bir şeyler oldu. Evet. İngiltere'yi yakından takip ediyorsunuz. Evet. Newcastle eski takımımız o satıldı. Dünya futbolunun gittiği yer, şimdi dün maç oynandı, bayağı bir Avrupa'dan da geri düştük. Dünya futbolu nereye gidiyor, biz neredeyiz? Öyle düşündüğünüz zaman neler söylersiniz? Çünkü Newcastle'da eski takımımız. Evet, ya tabii ki ben burada ülkemizde nasyonel hedeflerimiz var. Burada rakibiz bütün takımlarla ama ben Avrupa Kupası oynayan bütün takımlarımızın maçlarını kazanmalarını isterim. Çünkü ülke futbolunun gelişimi için buna çok ihtiyacımız var. O arenalarda boy gösterebilecek, ligimizdeki başarılarla oralarda boy göstermek istiyorsak oralardaki maçları da kazanmamız gerekiyor. O yüzden ben bütün takımlarımızın başarılı olmasını isterim. Kaybetmesinden de mutsuz olurum. Bunu söyleyerek başlayayım ben sözlerime. Daha sonra da yani dünya futbolu artık gerçekten çok bir pasta. Kulüpler satılıyor, alınıyor. Newcastle yeni böyle bir tahmin ediyorum kaçıncı oldu bu? İkinci oldu galiba. Benden sonra ikinci kez satıldı. Ya ben bir Newcastle'ın içinde bulunmuş ve oranın farklı bir kültürünün, futbol kültürünün olduğunu düşünen birisi olarak, futbolcu olarak da orada bulunmuş birisi olarak bir Jordi'nin Newcastle kulübünü satın almasını daha çok isterdim. Orada çünkü çok daha farklı bir futbol kültürü var. Ama dünya futbolunun da gerçeklerini de kabul etmemiz gerekiyor.